Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve lâkıbetü lil muttakîn ve ssalâtu vesselâmü alâ hayri hulqi Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi ecmaîn. Emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtüh. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Minel mu'minîne ricâlun sadakû mâ âhadallâhu aleyhi ve minhum men kadâ nahbahu ve minhum men yentazir ve mâ beddelû tebdîlâ. Allah subhanahu ve teâlâ Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar hakkında mana şimdi bir büyük ayetlerini nazil kıldı. Müminlerin içinde ricalları, erkekleri bo'ladi. Allohga bergan ahdlarida turadi ular. Biz mana şu Allohga bergan ahdimizda turgan haqiqiy kishilar, haqiqiy erkaklar bo'lgan sahabalar tarixini o'qiyapmiz. Bu kishilarning tarixini o'qib o'rganishda maqsad bir eshitib, bir ko'ngil xushlik qilib qo'yish. Ya bir az yana bir malumat toplab olishlik bo'lmasligi kerak. Siz bilan bizga bu kişiler ibrat bo'lgan, hayotida siz bilan bizga namunani ko'rsatib ketgan kişiler. Bularni hayotidan xabardor bo'lganimizdan keyin mana shularni sunnatiga, mana shulardan qolgan bir siyrat axloqqa ergashligimiz kerak bo'ladi. Agar siz bilan bizga bu sahobalarni tarixini o'rganganimizdan keyin ularga iqtido qilishlik degan sifat bizda topilmayotgan bo'lsa yoki bir ularda bir yo'llarda yurishlikka ergashlik bo'lmaydigan bo'lsa, bu darslar bizga foyda qilmayotganini bilamiz. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadi, agar sizga ilm foyda qilmasa, unda zarar qiladi. Nima deb tushunish kerak buni? Ilm kishini amalga undamaydigan bo'lsa, ilm kishini Allohdan qo'rqishlikka chorlamasa, ilm odamni sinlikka, hokisonlikka Alloh taoloning huzurida tortmayotgan bo'lsa, demak bu insonlik ilmi foyda bermaydi, bu kibrga sabab bo'ladigan ilm bo'ladi. Demak ilm manfaat bermasa, insonga ziyon qilish ehtimoli bor. Mana shu sahobalarning mana bugungi o'qiyotganimiz Amr ibn As roziyallohu anhu. Amr ibn As uzoq fikr, chuqur tadabbur ta'ammuldan keyin iymon keltirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu shaxsda aytadi, odamlar islomga keldi, Amr ibn As iymonga keldi. Sahobalar ichida, Rasulullohning sahobalar ichida keyinroq boshqa sahobalardan ko'ra ancha keyin muddat iymon kelgan sahobalardan. Bu zot Hudaybiya sulhidan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga o'zi bilan birgaligida ikkita bir buyuk sahobalardan, islomdagi eng bir ulug' lashkarboshlardan bo'lgan Usmon ibn Talha, Xolid ibn Valid va Amr ibn As boshliq uchalasi Rasulullohning yoniga keldi va iymon kalimasini aytdi. Parvardigoro, buyurding osiy bo'ldik. Qaytarding, qaytmadik. Lekin seni rahmatingdan umid qilamiz dedi, jon taslim qildi Amr ibn As roziyallohu anhu. Amr ibn Asning qissasi aql yurgituvchilar uchun katta bir ibratlar karvonini olib keldi. Bu kishi musulmonlarning eng buyuk ikkita o'lkalaridan bo'lgan Misr va Falastinni fath qildi. Tarixda bu kishini musulmonlar tarixida qoldirgan izini nihoyatda katta hisoblanadi. Amr ibn Asning qissasi hijratdan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hijratdan 50 yil avval boshlandi. Ya'ni payg'ambarimiz hijratdan 50 yil avval tug'ildi. Va bu qissa, bu ajib qissa hijratning 43-yil ila nihoyasiga yetdi. Ya'ni vafot etgandan keyin. Amr ibn As roziyallohu anhuning otasi Os ibn Voyil arablarning ichidagi hakim kishilardan, jahiliyatdagi sayyid bo'lgan kishilardan va oliy tabaqadagi Quraysh qabilasining Qurayshga mansub bo'lgan Zuoyib nasabidan edi. Nasr nasabiga Amr ibn Asni hech qanday gap so'z, hech qanday bir ta'nadosh nom eta olmas. Lekin onasi burqa bir oliy nasabdagi olmas edi. Sho'ri edi. Amr ibn Asga hasad qilganlar amirlik kursida o'tirgan bo'lsa yo odamlarga bir xutba qilib turgan bo'lsa, unga ta'na etkizishlik uchun onasi haqida so'rashardi. Kunlarda birida odamlarga ana shu kursida o'tib vaz o'qir ekan, unga hasad qilgan hasadgo'ylar bir odamga ozgina bir pul berishlik evaziga onasi haqida so'rab qo'y oladi deyishdi. Amirda onasi kim deb so'radi bir odam. Shunda Amr ibn As jahl qildi, lekin o'zini zakosi bilan, dahosi bilan o'zini tegdida, "Meni onam" dedi. Nobiga binti Abdulloh dedi. Arab qabilalar bir-biriga urush qilganda meni onamni qabilasidan ushlab asir qilib olib ketishdi. Ukkoz bozorga borib sotishdi. Uni Abdulloh ibn Jubon sotib oldi, so'ngra
Asr ibn-i Vail'ge sattı. Yani beni atamge dedi. Şunda ben tuğuldum dedi. Şimdi senge pul vergen hadi barı pulunu alalım dedi. Amr ibn-i As, Araplarda içi de dahalardan idi. Daha degen sözünü mü edip şunamiz? Bizde Mekkar, Hilegar deyiler. Ustakar deyiler. Bu daha degen Mekkar, Ustakar degen de biz yaman manada düşünmeyelik. Nihayette fahim farası, ötker farasatı küçülük, zihin ötker boyun kişi boyun. Ömer bin Hattab etedi. Men Mekkar mesmen deydi. Lekin Mekkar meni aldamaydı. Yani bizi tırda kanakı bulsun, yakışı bulasınlar. Ben Mekkar mesmen deyken Mekkar meni aldamaydı. Demek ondan kere ben Mekkar Rahman deyken. Daha da gene şunu düşünüyorum. Akıl kuşu, fahın farazatı, zihni nuhayt ötkür boyan, küçülü siyasetli adamlardan boyan. Yani şu savaldı, kimdir nereye de talapta geldiğini bildi de, şimdi savaldı sonra değil, şu savalın gibi arı hizmet basıyım olarak da hakkını alardı. Müslümanlar Mekke'de kattık azablarına davetli başladı, düçer buluştu. Meşakkatlar kattı boyan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar gibi kança bir yenginliği buluştu maksadı da, eğer Habeşistan yerine hicret kıseler, imkanatı varlar, o yerde Naccaşi'de, huzurda adalat kayın bularlar, o yerde hiç kimse zulüm koymaydı dedi. Müslümanların bir kançası Habeşistan'a hicret kıştı. Müslümanlar Habeşistan yerinde taskin hatırcan bir kapı kaldı. Kureyş bundan hatırcan oturmadı da, balık ulanın at gelişliğiydi, payıyla buluştu. Ve kimi cönetişti? Bizi kıstamızı kahramanı Amr ibn-i As'ını cönetişti. Bir halkını, taşkı işler boyunca, vekili kançalık akıllık, kançalık farasatlık daha adam oluşturuyor ki. Doğru ki adam yönetişmiş çünkü bütün bir kabile, bitti halk namıdan yapıyor. Bu elçinin bitti hatası, halk hatası. Bu elçinin bitti bir hatası, kabilenin hatası. Amr ibn-i As radıyallahu anh, o da kavmı tutukken mevkoyu şunu deydi. Amr de işte, sen Naccaşi bilen, Habeşistanlı paşasına alakın yaşıydı şekilde, bana ak gelin sana dedi. Hadiyelerini verişti. Ne bana yaş görüyor Naccaşi? Naccaşi teriden, ciltten boyan, hayvanları teriden boyan, libaslarını şimdi okuşurken nasıllarını yaş görüyor. Hadiyelerini tayyileşti. Amr ibn-i As Habeşistan'a bağırdı. Ve paşalarda aldığı iki kişiden bulun. Atrafındaki vazir, rahip, batarikaların üçlerde hadiyelerini verdi. Ular da ağzını yağladı bizi tırdırlarken. Ular ertede padişahı aldı da seni faydenge mazlar değiştiğini boynumuzu alamaz değişti. İttas günü padişahı oğlu geçirdi, hadiyelerini verdi ve ey padişah sizi yurtunuzda, bizi yurtumuzdan birkaçı kaçaklar kep koyan. Ata babaların dinini terk kılır, hem de bir yenge dinini öyle tapıp sizi yurtunuzda kep alışken bunlar. Ruhsat verirse şuna da akketkeni keldim diyor. Naccaşi menettik adıl padişahı bulur, Nasrani dini de burada. Yıkadı iç tamamdır. Amr-ı Nas'ını ve Müslümanların yıkadı, Müslümanların namıdan Cafer-ı Nabi Talib yapıyordu. Maşgul kısa, ayetlerini, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oku vergen, ayetlerini oku vergenden ki, Naccaşi Amr deydi, yeryüzü deydi deydi. Hem altın dert gelip, beni ayağımı tayı töküp koysengen, bulardı senge kadar vermeyim ben dedi. Beni yerimde hatırcam ibadet kırıyorlar dedi. Sonra Amr, hadiyelerini kadar verdi. Özünü yüklüğe katip getirirken de ki, Amr dedi. Ne mesajattan Muhammed'ni yolu geri geçmeysen? Sendeki akıl, sendeki daha, sendeki farasat bulan Muhammed'i dinine karşı çıkışın kereyemez. Allah'a kasan Naccaşi doladırlar. Nasrani padişahı buladı ve alim buladı. Ne vakit padişahı buladı? Belki alimen buladı dinini bilgen. İncil'de Peygamber Aleyhisselam hakkındaki başarılarını bilgen. Ve ayetlerini işkenlerken yığılıyordu. İsa, İbn-i Mesih, İsa, İbn-i Meryem opkegen. Narsa bilan sizlarni payg'ambarlar olib kelgan asosida mana bu chiziqchaligan farqi yo'q ekan. Bitta pilida yonayotgan ikkita o'tga o'xshaydi dedi. Najjosh imonga keladi birodarlar. Kalima keltirib musulmon bo'ladi. Va Rasululloh Najjosh o'zini yurtida o'lganda Madinada turib janoza o'qiydi uzotga. Amr ibn As Habastondan qatar ekan. Allohga qasam, bu sizlarni qavmlarga xos yuborilgan payg'ambar va İnsanı düşün, ammatan yuvarlayan peygamber dedi. Bu gap Amr ibn-i As'ını, zihnini ve kattık uğruna aldı. Ve ıstırapke saldı. Kegeç oylandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldı, kas kıldı barışlığını. Lekin Allah subhanahu wa ta'ala bu kişiye fakat yine hicretini,
8 yılda iman degan şarafga muyassar kıldı. Hudaybiye sulhidan keyin Makka bilan Madina ortasında Müslümanlar bilan kafir ortasında bobi keldilar bemalol boplaganidan keyin. Müslümanlar Makka'ya varıp dinni gapirishdi. Müşrikler Madinaga kelib İslomni ko'rdi. İslomga odamlar rag'bat kuchaydi. Mana shu paytda Amr ibn As Rasulullohning huzuriga kelib iymon kalimasini aytishi uchun yo'lga chiqqanda yo'lda Usmon ibn Talha va Xolid ibn Valid bilan uchrashadi. Bu ikkalasi ham Amr ibn As'ning niyatida Madinaga iymon keltirgan keladi. Bir kunda İslom tarixidagi eng kuchli qo'mondonlardan bo'lgan 3-4 odam iymonga keldi. Xolid ibn Valid va Usmon ibn Talha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'liga qo'llarini qo'yib Rasulullohga bayat berishdi. Navbat Amr ibn As'ga kelganda, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'lini ushlaganda, Amr tortib oldi qo'lini. "Ey Amr, sizga nima bo'ldi?" dedi. "Aytdiki, meni o'tgan gunohlarimni Alloh kechirsa, olqsa men sizga bayat beraman" dedi. Ya'ni o'tmish haqida g'am qilyapti aytadilar. Hali vafot qilayotganda gapi bor hali. "Meni hayotim uch qismga bo'linadi" dedi. Birinchi qismi o'tdi, ikkinchi qismiga kelyapti. Alloh dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Islom, hijrat, iymon avvalgi bo'lgan gunohlarni yuvib tashlaydi" dedi. Shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bayat berdi va iymon kalimasini nutq qildi. Shu kundan boshlab dedi Amr ibn As, "Rasulullohga qarab ko'zim to'ymasin" dedi. "Ko'zim charchamasin" dedi. Shu kungacha yer yuzidagi eng yomon odam meni shu Muhammad alayhisalom edi. Endi shu kundan boshlab eng men uchun mahbub bo'lgan zot Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'ldi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amr ibn As'ın makamatını, hurmatını joyiga koydu. İslam'ın yangi kelganiga bo'lishiga qaramasdan Zotul Salosil g'azotiga Amr ibn As'ını amir qilib jo'natdi. Rasulullah'ın hikmatini ko'rdingki, bu adam o'zini qomidagi sayyid. Bu adamni toqati, imkoniyatlari nohatda keng. Rasululloh sizdan daroq turing. Siz oxiroqda kelgansiz demayapti. Mana shu din uchun, mana shu ummat uchun foydasi yo'qmi? Kecha kelgan bo'lsa birinchi safga qo'yib qo'yapti. Qo'shinga boshliq qilib jo'natdi. Abu Bakr Umarlar oddiy askar bo'lgan qo'shinga qo'mondon qilyapti. Hali islomga kelganiga bir oy yoki ikki oy, ikki oy bo'lgan odam. Islomda mo burun kelganida, mana keyin kelganda deyilmaydi. Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Xattob, Amr ibn As boshligida borishdi. Ana shu jang qilinadigan joyga, ana shu qabilaga yetganda kechqurun qo'shinni to'xtatdi va ma'ati kuchli qo'mondon bo'lganda dedi bu kishini. Kechqurun o't yoqamiz singan deganda o't yoqtirmadi. Shunda Hazrat Umar Abu Bakrga oldiga keldi. "Abu Bakr, bu din o't yoqtirmayapti" dedi. "Kechqurun qana qilib soqatmasdan o'tamiz bu yerda?" desa, Abu Bakr so'zida qaraydi. Hazrat Umar aytadi, "Qachon Abu Bakr bilan musobaqa o'ynayman, hech qachon o'ta olgan emasman" dedi. Hazrat Umar o't bo'lgan, Hazrat Umar qilich bo'lgan, Rasululloh tarbiya qilgan buni. Islom tarbiya qilgan bu kishini. "Ey Umar" dedi. "Bu Rasulullohni qo'ygan amiri. So'zi itoat qil. Agar sendan ko'ra loyiqroq bo'lmaganda shu ishga Rasululloh qo'ymasdi." Hazrat Umar indamay qoladi. Ertadan ham bo'ladi. Tursa, tahorat olmasdan tayammum qilyapti. "Nimaga tayammum qilasan? Junub bo'lib qolgan" dedi. "Tahorat qilish suv bor usul qilishlikka" desa, "Sovuq" dedi. "U yetmaganda imomga o'tib ketadi." Yana ona Hazrat Umar keladi. "Abu Bakr" dedi. "Bu qarang" dedi. "Bu kecha kelgan bizdagi bu fiqhiy masalalarni bilmaydi. Bu oldiga o'tib ketyapti" desa, boya gapini qaytaradi. "Bu Rasulullohni qo'ygan amiri. Itoat qil" dedi. Tayammum bilan namozga o'tadi. Ertasiga hujum qilishadi, yengishadi, hali qabila qochadi, orqasidan quvib borib turib, oxirga yetkizmek yarim yo'lda qaytdi dedi. Uchinchi kelishmovchilik bo'ldi. Rasulullohning oldiga kelganda shikoyat qilishdi. "Ya Rasululloh, bizni qo'pqogan amiriz bizni bir qiynadi. Kechqurun o't yoqtirmadi" dedi. "Ya Amir, nimaga o't yoqtirmading?" "Daho bo'lgan bu odam. Ya Rasululloh, agar o't yoqsak, bizni qanchaligimizni sonimiz bilib qoladi" dedi. "Qo'rqsan" dedi. "Nimaga aytaman? Tayammum qilib o'qiding, g'usl qilmasdan suv bor" desa, "Rasululloh sovuq" dedi. "Qo'rqsan" dedi. "Nimaga qo'shinni oxirigacha quvlab bormading" dedi. Desa, "Agar quvib borib nariga qabilaga yetkazib qo'ysak, ular billalashib bizga hujum qiladi" dedi. "Qo'rqsan" dedi. Birodarlar, qarab o'tirgan emas, kim desa nima, kim asli qilaman, ana islomda foydasi, musulmonga foydasi, mana ishlatgan Alloh bergan aqlda dahori. Uchala qilgan ishini payg'ambarimiz to'g'ri qildi deydi. Hurmat e'tiborini joy qo'ygan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qilgandan keyin Abu Bakr Siddiq xalifa bo'ldi.
Ve ahirette boş götürdü. Dinden kaçanlar oldu. Zakat verdiğiniz deyenler oldu. Şimdi Abu Bakr Siddiq radıyallahu anh bir kança koşun çıkardı. Şuradan bittiğisi de Banu Amir kabilesiyle Amr ibn Asmi komandan kılıp cennet. Bunlar ne? Başlığı bugün. Kabile başlığı bulan üçüleşti de ey Amr dedi. Sılar dedi. Yani Kureyş. Müslümanlarca, Araplarca zakat degen insanı farz koyturup kıynadılar. Eğer şu zakat degen hükümlerde optaşamasalar bütün Araplarca karşı çıkardı dedi. Şunda şöyle bir katta ağzından Amr attı ki Amr dedi. Kureyş dedi başlığı gel. Sen Araplar bizge karşı çıkardı korktuyorsan mı neyini dedi. Allah ve Rasulü'nün hükümüne karşı çıkartırıp eğer şunu özgürtirmeseler Araplar karşı çıkartıyorsan mı? Allah'a kasam, eğer sen şu yapıyından katmediyen olsan, bu küfürüyünden katmediyen olsan, atımını, anayını koyun ekeri, belki olsan, şu yapıya tepe atıp giremem. Yani, sen Araplar bize karşı kadar korktuyorsan mı sen hala? Abu Bakr Siddiq, Rafiqul Ala'ya rıhlat kıldı. Ömer el-Hattab radıyallahu anh'u halife oldu. Ve şu halife kolu da Amr ibn As, Falastin ülkelerine fakı kıldı. Müslüman, laşkarı, Amr ibn As başlığındaki laşkar günden günge koşunladığı şahalan fakıla başladı. Ve Ömer ibn Hattab radıyallahu anh'u davrede Kuddüs fakı kılındı. Müslümanların üçüncü haramı bugün, ziyaretlerinin üçüncü masjid bugün, Masjid-ül Aksa Kuddüs fakı kılındı, Müslümanlar da kolu gördü. Artaban isimlik Rum komandanlardan biri şahane taşlar koç geçirden başka şahane toplamadı. Şunda şahane yerlerken şahane en kata rahipleri halife özgürsen halife özgürsen halife özgürsen dedi. Şunda Ömer ibn Hattab tüyanı hizmetkarlar nabat başını yükleyen safarı buladı. Kuddüs Müslümanlar kolu götü. Her sefer Kuddüs'te fatih hakkı da yapılırken de Ömer ibn Hattab Rum'da artabonunu Müslümanlar artabonu yarmaşırı koydu ve külü koyardı. Amr ibn As Mısır'ın fatkılışı azım kıldı. Mısır en katta ülkelerden bittesiydi. Ömer ibn Hattab'dan ruhsat soradı. Koşunu şu yakı buluşurken. Ruhsat verdi. Ve koşunu Mısır yakara alıp getirirken de Osman ibn Affan Ömer ibn Hattab'da olduğu kere dedi ki ya Amir al-Mu'minin Amir Hoca'yı ve rahbarlığı bir yakışık görürdü. Ve bana şu şarap galabayı yerlerseki intilip durup Müslümanlarda hiçbir tergelisiz hatarga sap koştan korkamam. Büyürün Mısır'ı yekilmezsen kaçsın dedi. Amir al-Mu'minin hat yazdı. Elçi hatta alıp vardı. Hala Amr ibn As Falastin yerlerden çıkma gelmedi. Yeni karakterin bir adamı. Amir al-Mu'minin'e hat yaptı dese güman kılı yaptı ki hadi açsan Mısır'ı yürümediydi. Dip durup hatta anasından başka işler buna avarak durup elçini avarak durup. Mısır diye yerine kirli yaptı durup Mısır'ı tepkisi kirli yerine at bir hat dedi. Hatta olsa hatta şimdi hatırlar bu arada. Amir eğer şu hatın yetken payıda sen Mısır'dan hali Falastin'den çıkmayan bu sen kayıt arkayın. Ya eğer Mısır'ı yetken bu sen Allah'ı tavakya kaldın. Daha bu yönde vakti yaparız. Oku bir arada beraberler dedi. Mısır'da durup bize dedi. Amir al-Mu'minin ruhsat bir yapı ketti dedi. Mısır'da fatih kıladı. Buradalar daha bu yönde orada. Bana şu bulan Mısır Amr ibn As kolu da fakir kılındı. Bu kişinin dahaligi, bu az gene 5-6 dakika aşağı rabuladı buralarlar. Çünkü keçeki dersimiz kısa rabayını şunu kısa rabayını tekizle koyalım sağlık. Yani şu Mısır kalalardan buranı kamal kılışladı. Nasrani ile de kolu da kalab oladı. Amr ibn As'ke koşunu ge, yani şu korhanda kalada yaşını duruyan komandan elçi yönetiyle müzakere kılamız dedi. Şunu hiç kim barışıyla halamaydı. Bir özünü bağlamaydı. Men Müslümanlar namıdan baraman dedi. Baradı da ana şu Nasrani bo'lgan komandan bilan ancha baxsul güzeldi. Bana artık daha bo'lgan dedik. Hiç buraya bir gafını aldıradıken buraya onu ince bir makir kalabalığı adam bo'lganmasa. Hiç üşama gelmeden ki hiç kanka bir tamamdan komandanı yine etmiydi. Müslüman da hepsini anlatıp gelirdi. Ana şu komandan hediyelerini verirdi de kete olurdu. Kitiye getirip sahçılar işe rakı yamradı. Kalan eşiğinden çıkarken öldür var ilerdi. Amr ibn As çıkıp getiyordu. Sahçılar da kılayken hareketlerini küzetiyordu. Onlar da hareketteki bir gayrı adil ödükü öğretti. Şahatlığı kaytardı. Kaytıp durup komandan getirdi ki general gene şu Rumlardı kattası ki bu sen vergen hediyeni oturuyorsun şurada.
o'tiring, axlamasdan odam bo'l. O'tiring. Seni bergan bu hadiyani olib olsang, biz 10 ta aytib ekamiz. Bo'lisha olmay qolamiz. Menga ruxsat ber, borib qolgan 9 tasini chaqirib kelib, hammasiga berasan, lekin ko'proq hadiya olib ketamiz dedi-da. Qo'mondan o'yladi, 9 ta kelsa hammasini o'ldiraman dedi, bo'lib chiqarib olinglar dedi. Shu bilan quchoq qutilib ketdi. Ag'rimni osti daholiga shunday bo'ladiki, Hazrati Umar davrida, mana fitnalar Hazrati Usmon davrida bo'ladi. Shonda Muoviyatul Abu Sufyon vali bo'ladi. Uni noibi Amr ibn Aws bo'ladi. Muoviyatul Abu Sufyon bilan Amr ibn Aws daholardan bo'ladi, makkarlardan bo'ladi. Ikkalasi Qurayshni arabda eng daholaridan bo'ladi. Shunda Muoviyatul Sufyon Abu Sufyonning o'g'li Muoviya qarab turib, "Ey Amr" dedi. "Sen ikkovimizni arablar daho deyishadi. Men sendan dahora olaman." Desa Amr ibn Aws yosh kattaroq, "Bir daholik qilaymi senga?" Sahobalarni ko'ring. Tarix o'qish kerak, o'rganish kerak. Ko'rsat desa, chiqarmoq saro deylar dedi. Gapini yirib chiqartiradi. "Kurashib yengib qo'yamiz seni." dedi. Desa Muoviya, "Ha" dedi. Desa, "Yengganimni hech kim ko'rmaydi baribir." Ya'ni yengib qo'ysam, ya'ni o'zini aytganini qildirdi. Qaytib keldi, yengib qo'ydi. Mana shu Muoviya bilan Amr ibn Aws bir joyda bo'lganligi uchun Shomda hech qachon fitna chiqmagan. Chunki qattiq qo'l odamlar bo'lgan va daho bo'lgan. Amr ibn Aws aytar edi. U kishining bir hikmatli so'zlaridan. Erkaklar uch xil bo'ladi. Mukammal erkak, chola erkak va umuman erkak emas deb. Ya'ni odam emas deb. Tamomiy kishi deydi. Dini ham, aqli ham komil bo'lgan kishi. Aqli ham joyida, dini ham mukammal bo'lgan kishi. Agar bu kishi bir ishni qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, ana shu qilmoqchi bo'lgan ishini egalari bilan, ahli zikr bilan maslahat qiladi. Chunki islom buyuradi. Agar bir narsani bilmasanglar, biladiganlardan so'ranglar degan. Shu dinni hukmi bilan yurgan odam aqlli eng mukammal kishi deydi. Endi yarimta kishi qanaqa bo'ladi? O'shunday kishiki, Alloh taoloning aqlini ham, dinini ham mukammal qilyapti. Ya'ni aqli rivojlanib boryapti, dinini o'rganyapti, bu hali yarimta, hali mukammal bo'lgani yo'q. Qachonki nima ish qilmoqchi bo'lsa, Robbisi, payg'ambari nima deganligiga qarab ish qiladigan bo'lgandan keyin mukammal bo'ladi. Shaqib qo'yib turib, uchtalarni qo'yib qo'yib turib, keyin qorakaga boradi. Endi qanaqa yo'li bor? Endi umuman kishi bo'lmagan kishi bu din ham, aql ham joyida bo'lmagan kishidir. Mukammal kishidir, dini va aqli to'lgan kishini aytadi bu kishi. Allohga qasam deydi. Men o'zimni xizmatkorimga maslahat so'ramay kerak bo'lsa. Shunday daho bo'lishiga qaramasdan. Chunki men shavolam narsa malaka qo'lim deydi. Kamola. Kim odamlarga maslahat olsa ishini, shular aqliga ega bo'libdi deydi. Chunki bitta odamdan zo'r fikr chiqishi mumkin. Sizda yo'q bu fikr. Amr ibn Aws'ga o'lim soatlari yetgan paytda o'g'illariga vasiyat qilib aytadiki, "Meni hayotim 3 qismdan iborat" dedi. Bir qismida yer yuzidagi men uchun eng yomon odam bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamida. Allohga hamdlar bo'lsin, shu paytda jonim olmadi, menga jahannam vojib bo'lib qolar edi. Ikkinchi qismida Rasulullohga iymon keltirdi. Men uchun eng sevimli odam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'ldi. Yuziga qaragani hayo qilar edim. Rasulullohning yuziga qarab to'ymas edim. Qaniydi shu payt o'lib ketganimda hayotimda eng zo'r davri shu edi. Endi hayotimning uchinchi qismida Alloh taolo bizga o'lkalarni fath qildi. Dunyoda to'kib qo'ydi. Endi kimga adolat qildik, kimga adolat qilolmadik, Alloh taolodan qo'rqaman. So'ngra Allohumma inna martafa asayna. Parvardigoro, buyurganingda osiy bo'ldik. Qaytarganingda qaytmadik. Parvardigora rahmatingdan umid qilamiz dedi. Davom etardi. Parvardigora, o'zingdan boshqa bir kuchli yo'q, yordam ber. Parvardigor, sendan boshqa pokiza zot yo'q. Bizni kechirgin. Parvardigor, men mutakabbir emasman. Men istig'for etuvchiman. Ya G'afor, meni gunohlarimni kechir dedi. Oxirgi nafaslarini chiqardi. Tarixda islom tarixi o'tgan daholarda tarix shu. Qur'on hayotdan ibrat olaylik. Musulmon odam qayerda bo'lishidan qat'iy nazar. Albatta birovga yo'l ko'rsatib, unday qil, bunday qil deyish kerak emas har doim. Alloh bergan ilmdan foydalanib, aqlni ishlatib, qayerda islomiga, diniga foydasi bo'lsa, musulmon o'zi topib ketishi kerak. Chunki bu sahobalar mana shu yerdan tarbiyalangan kishilardan edi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.